Gençliğin gözyaşları, merhabalar dostlarım. Full Matematik yayınlarının geometri soru bankasını çözeceğiz arkadaşlar. İnceledik, iznimizi aldık. Güzel bir kitap, içinde bolca yeni nesil sorular var. Hepinizin çözmesini tavsiye ederim. Sınavdan önce çözülmesi gereken yayınlardan bir tanesidir dostlar. Şimdi hiç vakit kaybetmiyorum. Hemen ilk videomuzda dostlarım, şu doğruda açıları, yani geometrik kavramlar ve açılar başlığı altındaki testleri bir çözelim istiyorum bu videoda. Şimdi birinci testimizi aldım gobeller. Hemen koyduk. Şöyle ayarlamasını da bir yapalım. Bakalım güzel gözüküyor mu her şey. Şöyle bir de şuradan ince ayar yapalım. Sanırım şimdi gözüküyor arkadaşlarım. Her şey net bir şekilde gözüktü. Evet. Birinci sorumuz. Başlıyorum hemen dostlar. Bir numarada bakalım ne demiş amca. Diyor ki şurada bir diklik var arkadaşlarım. Okudum hemen onu. KA, şuradaki KA doğrusu dikmiş KC'ye. Şuradaki adama dikmiş. Demek ki şu aradaki açı 90 derece. 20'si buradaysa şuraya da 70 derece kaldı. Hemen yazdık bunu. Şimdi şurada bir doğrusal açı görüyorum dostlarım. Doğru açı var. Şu bir doğru. Bunun şuradaki açılarının toplamının 180 derece olacağını biliyorum. 70, 40 daha 110 alfaya da kalacak 70 derece dedim. Yapıştır gelsin gobeller. Geçtik ikinci sorumuza. Bakalım bu ne diyor. Eşit açılar görüyorum dostlar. Şimdi konu anlatım videolarında birçok şeyi anlattık. Nasıl soruları çözeceğinizi. Burada da iyice öğreneceksiniz dostlar. Asıl mevzu soru çözümünde öğrenilir ki videoları sonuna kadar dinleyin. Sadece böyle çözdüğünüz soruları, çözemediğiniz sorulara bakmaya çalışmayın. Hepsini dinlerseniz sıfırdan anlatıyorum arkadaşlarım. İyice öğreneceksiniz. Şimdi ne demiştik konu anlatımında? Eğer ki açı sorularında eşit açı görüyorsan hemen aynı harfi yazacaksın. X, X, Y, Y. Şimdi soruyu okuyalım. Diyor ki BDF açısı, yani BD ile DF'nin arasında kalan açı, İşte o da şurası oldu dostlarım. 140 dereceymiş. Ne var bu arada? Y var, alfa var, x var. Yazıyorum bakın. X var, y var, bir de alfa. Bunların toplamı 140'miş. Bir de biz neyi biliyoruz dostlarım? Şunların hepsinin toplamı 180 derece. Doğrusal açı olduğu için doğru açı. Peki o zaman toplayalım. 2x var, 2y var. Yazıyorum hemen. 2x, 2y ve bir tane de alfa var. Bunların toplamı da 180. Gelin hemen çıkartalım bunları birbirinden. 2x'ten x çıktı. X. 2y'den y çıktı. Artı y. Alfadan alfa çıktı. 0. 180'den de 140 çıktı. 40. Demek ki x artı y 40'mış. Biz bir de x artı y ile alfanın toplamını 140 diyebiliyoruz. X ile y'nin toplamı 40'sa alfaya da 100 derece kalacak. Yapıştır gelsin. Üçüncü sorumuza geçtim. O elemanıdır AC doğrusunun diyor. Tamam. OE ve OC açıortaymış. Onları gördük. Yani eşit açılarımız var. Hemen X, X, Y. Elhamdülillah. Siz de görün gobeller. X, X, Y, Y'yi yazdık. Şimdi diyor ki AOB açısı. AOB. Yani şuradaki açının ölçüsü 100 derecedir diyor. Buna göre, verilenlere göre EOC açısının ölçüsü EOC, yani Y artı X'i bize soruyor dostlarım. Hadi bunların hepsini bir toplayalım. 360 olacaktı bunların hepsinin toplamı. 100 ile 2X var, bir de 2Y var dostlarım. 2X ile 2Y'nin toplamı 360 olacak. 100 attık o tarafa. 2X ile 2Y'nin toplamı 260 olacak. X ile Y'nin toplamı da 130 olacak dedik. Yapıştırdık, geçtik. Dördüncü soruya. Bakalım bu ne diyor gobeller, 4 numara. Diyor ki D1 paralel D2. Tamam, bunların ikisi paralel doğrular. Paralel doğru gördüğümüz zaman açı sorusunda arayacağım kurallar Z kuralı, U kuralı, M kuralıydı dostlarım. Bu 3 kuralı arayacağız hemen şimdi. Birazdan bakarız onlara. 130 derece CBA. CBA, şuradaki açının ölçüsü kaçtır diye bir soru soruyor bize. Hadi gelin şu 130'un
Bütünlerini yazalım hemen. 50 derece. Toplamları 180 olacak. Şurada bir Z harfi yapalım arkadaşlara. Bakın şurada bir Z kuralımız var. O halde burası da 50 derece. 50'nin hemen bütünlerini yazıyorum. 130 olacak. 2'ye böldüğü için de 65, 65 diyorum bunlara. Şurada bir üçgen çıktı karşıma. Üçgenin açılarını toplayıp 180'e de eşitleyebilirim. Ya da şuradaki Z harfini de görebilirsiniz dostlarım. Bakın burada da bir Z harfi oluştu ki X ile 65 birbirine eşit. O halde X 65 derecedir. Yapıştık gitti. Geldik 5 numaraya. Tümleri ile bütünlerinin ölçüleri toplamı 130 derece olan açı kaç derecedir? Şimdi bir X açısı var. Tümleri dediğiniz açı bunu 90'a tamamlayan açı. Tümleri demek ki tümleri 90'a tamamlayacak. Yani 90 eksi x olacak. Bütünleri dediğimizde 180'e tamamlayan açıdır ki o halde bu da 180 eksi x olacak. İşte diyor ki tümleri ile bütünlerinin toplamı 130 derecedir diyor. Hadi toplayalım bunları. 90, 180 daha 270 yaptı. Bir de eksi 2x var burada. Eşittir 130 derece geldi. Eksi 2x'i bu tarafa attım. 130'u buraya aldım. 130 çıkarsa 140 kalır burada. Eşittir 2x olur. 2'ye bölersek de x'i 40 derece bulmuşuz. İşte bizim aradığımız açı 40 derece mi dedim? 70 derece pardon dostlar. 142'ye böldük. 70 derece geldi. Dostum böyle bir sorunun sorulacağını ben çok düşünmüyorum. Böyle tümler bütünler sorusunun sorulacağını zannetmiyorum. Ama çözmüş olduk böylelikle de geçtik 6 numaraya. Ne diyor? Verilenlere göre alfa kaç derecedir diye bir soru sormuş. Şimdi bu soruyu iki yolla çözebiliriz dostlar. Birinci yol U'nun abisi kuralı. U'nun abisi. Sen şimdi bu kuralı hatırlamadıysan hemen konu anlatım videosuna bak. U'nun abisinden çözebilirsin bu soruyu. Şöyle ki 70'in bütünleri 110 derecedir. Alfanın bütünleri 180 eksi alfadır. Ve şu üçünün toplamı U'nun abisi kuralında üçünün toplamı 360'a eşit olacaktı. Buradan alfayı bulursun, bu birinci yol. İkinci yol, U'nun abisini gördüğün her soruda paralel olan doğruları birazcık uzattığınızda arkadaşlarım M harfi bulursunuz ki bakın gösteriyorum M. İşte şurada bir M harfi çıktı karşıma. Şurası 70'in tam ters açısı 70. Burası alfanın tam ters açısı alfa. Ve M kuralı ne diyordu? Bu tarafa bakanların toplamı diğer tarafa bakan 150'ye eşit olacak. 70 ile kaçın toplamı 150 derecedir diye sorduk. Cevabımızı Adana'da bulduk arkadaşlarım. 80 derecedir çıktı sorunun cevabı. Evet, ilk 6 soruyu gömdük. Hemen 7 ile devam edelim. Yeni nesil sorulara geçtik. Kitap öyle güzel hazırlanmış ki arkadaşlar. Şimdi bu sene sınavda klasik soru da çıkacak. Yeni nesil soru da çıkacak. Hangisinden kaç tane çıkacak sayısını bilmiyoruz. Halit hocam da çok güzel hazırlamış. Halit hocam ve diğer hocamın ismi neydi? İsa hocam. Halit ve İsa hocalarım şöyle yapmışlar dostlarım. Kitabın yani testin sol tarafındaki sayfada 6 tane klasik sorumuz var. Sağ tarafındaki sayfada da işte kaç tane yetiştirdiyseler, kaç tane sığdıysa 3, 4, 5, 6 tane şeklinde de yeni nesil sorular var. Yani klasik sorularda var, yeni nesil sorularda var ve karışık değiller. Bir sayfada klasik, bir sayfada yeni nesil, bu yönüyle güzel olmuş diye düşünüyorum kitabım. Geldim 7 numaraya. Yeni nesil bir soru. İşte yeni nesil soru dediğinizde dostlar öyle çok zor bir soru beklemeyin sakın ha yeni nesillerden. Aksine yeni nesiller klasiklere göre bence çok çok daha kolaylar. Soruyu bir kere okuyalım, dikkatlice anlayalım, olay bitecek zaten. Diyor ki, ışığı masaya dik olacak şekilde yerleştirilen lambanın ayağı masa ile 65 derecelik açı yapmaktadır diyor. Lambanın ayağı masa ile 65 derecelik açı yapıyormuş. Demek ki şuradaki açımız 65 derece. Lamba da dik geliyormuş arkadaşlarım. Şurası da 90 dereceymiş dedi. Lambanın iki kolu birbiri ile 85 derecelik açı oluşturduğuna göre alfa kaç derecedir? Bakın dünyanın en kolay sorusu haline geldi. Siz isterseniz bu şekli klasik sisteme de çevirebilirsiniz. Şöyle ki arkadaşlarım, hemen lambadan kurtaralım bunu. Şöyle bir şey var. Burada bir 65 derece var. Burada 85 derece,
şuradan aşağı bir diklik inmiş. Şurası da alfa derece bize sorulan yer. Hemen ne yapacaksın? Şuradaki dörtgenin iç açılarının toplamını 360'a eşitlediğinde soru paketlenecek, gidecek Gobeller. Hadi yapalım. 65'in şuradaki açısının 115 derece olduğunu biliyorum. 115, 85 daha 200, 90 daha 290. O halde şuraya kaldı 360 olması için 70 derece kaldı ki 70'in de hemen bütünlerini soruyor bana. Bursa'yı paketledim Gobeller. Ve geldim 8 numaralı traktör sorusu mudur bu? Şekilde görülen iş makinesi düz bir zemin üzerinde kazı yapmaktadır. Pekala. İş makinesinin kabini ile 3. kolun uç kısmı yere dik. Bir daha bakalım. İş makinesi düz bir zemin üzerinde kazı yapmaktadır. İş makinesinin kabini ile. Kabin dediğimiz yer şurası herhalde. Evet, burası yere dikmiş. Zaten göstermiş hocalarım da burada 90 derece. Üçüncü kolun uç kısmı da yere dikmiş. Onu da göstermişler. Birinci kol ile ne diyor? Kabin ile birinci kol arasındaki açı 120 derece. Şurası 120. İkinci kol ile üçüncü kol arasındaki açı, yani şuradaki açı 135 derece. İse birinci kol ile ikinci kol arasındaki şu açı x dediğimiz yer kaç derecedir diye bir soru sormuş dostlar. Şimdi bunu da çözmenin birkaç farklı yolu var. Burada kaç kenarlı bir şekil oluştu dostlarım? Bunu ben şuraya bir klasik sisteme çevireceğim soruyu size. Bakın şöyle bir diklik gitmiş. Şurayı çizdim şimdi 90 derece. Şöyle gösterelim. Şuradan bir 120 derecelik bir açı gelmiş. Şuradan bir kolda böyle gelmiş x demiş buraya arkadaşlarım. Buradan bir aşağıya doğru şöyle bir 135 derece kaymış. 135. Ve yine buradan da bir 90 derece şuradan da paketlemişler. Şimdi bakın burada oluşan şekil 1, 2, 3, 4, 5, 6 kenarlı bir şekil görüyorum ben burada. Altıgenden bahsediyorum dostlarım. Altıgen dediğimiz adamın da iç açılarının toplamını 720 olarak bildiğimden hemen bütün açılarını toplayıp 720'ye eşitleyeceğim. X de kendiliğinden çıkacak. Toplayalım. 90, 90 daha 180 var. Artı 120 var burada bir tane. Artı 135 var. Bir de x var. İşte bunların toplamı 720 olacak. Evet, çizerken fazla çizmişiz kenarı. Meğersem bu beşgenmiş dostlarım. Bir daha bakın. 1, 2, 3, 4. Beşgen, beş kenarlı bir şekil. O zaman iç açıları toplamı 720 değil 540 olacak. 540'ta da ne var? 180, 180 daha. 90, 90 daha 180 var. 120 daha 300 yaptı. 300'e bir 135 ekledim. 435 yaptı. 540'tan da çıkartırsak bunu 5, 0, 105 derece geliyormuş aradığımız açı Gobeller. Geldik 9 numaraya. Okuyalım soruyu. Biraz uzun bir sorun. Kaydıra kaydıra çözeceğiz dostlar bu soruyu. Şekildeki çöp kovasının kapağı kovanın pedalına basıldığında zeminle pedal arasında oluşan açı ile orantılı olacak biçimde açılmaktadır. Tamam. Şurada orantılı diyor. Buna dikkat edin. Başlangıçta kapağı kapalı olan pedalı dik silindir biçimindeki çöp kovasının pedalına basıp kapak yere dik olacak biçimde açıldığında pedalın yaptığı açının ölçüsü kovanın yan yüzeyle 60 derece olmaktadır diyor. Bakın ikinci şekilde onu göstermiş şurada. 60 derece oluyormuş. Yani şimdi eskiden dikti şöyle, kova kapalıydı. O zaman 30 derece eğdim ben bu ayak basma yerini, şurayı 30 derece aşağı eğdiğimde kapak 90 derece olarak açıldı arkadaşlarım. 30 derecelik bir baskı yaptım. 90 derece dik olarak açıldı kapak. Şuradan şuraya geldi kapağımız. 90 derece açıldı. Peki devam edelim şimdi. Kapak diyor zemin ile 45 derecelik açı yapacak biçimde açıldığında şurayı gösteriyor. 45 derecelik açı yapacak şekilde açıldığında, yani şuradan aşağıya kaç derece basacağım ki diyor, x derece diyelim biz buna, 45 derecelik bir açıyla açılsın. Şimdi biz yukarıda ne gördük arkadaşlarım? 30 derecelik baskıyla 90 derece açılıyor. Peki 45 derece açılması için ne kadar baskı uygulamalıyım diye sordum. Yarıya düşmüş orantının özelliği yapıyorum. Bu da yarıya düşecek. Demek ki x
15 derecelik bir baskı yapmalıyım arkadaşlarım. Şurası 15 derece olmalı. Peki buranın 90 olması için alfaya kaç derece kalmak zorunda doğal olarak? 75 derece kaldı alfamıza. 9. sorumuzun cevabı da Ceyhan'dan paketlendi goberler. Evet, gerçekten güzel soruymuş. Bakın şöyle soruya baktığınızda zaten insan bir ürküyor. Ha, konu kolay. Yeni nesil sorusu da kolay oldu tabii. Böyle çok bizi zorlayacak bir soru değil. Bir kere okumayla hemen anladık ama ileride öyle sorular çıkacak ki karşımıza, bir iki defa okuyunca belki anca anlayacağız. Dikkatli okumamız gerekecek. Birinci testi gömdük goberler. Şimdi bu videoda birinci testi gömmüş oldum. Bir sonraki videomuzda da ikinci testi gömeriz dostlarım. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.